Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Ben Uğur Yürsever, yanımda Tansel Şahin var. Bugün PlayStation Plus Temmuz oyunlarını değerlendiriyoruz. Valla fena değil bu ayki oyunlar. Evet. Güzel bir paket hazırlamışlar yine. Bu ayın özel oyunlarına geçmeden önce E3'te duyulan bir güzellik vardı Sony tarafından. Evet. Black Ops 3 11 Temmuz'a kadar ücretsiz olarak indirilebiliyor. Evet, yani son şansınız. Evet, onda... Tabii bu videoyu ne zaman izliyorsunuz bilemiyoruz ama... 11 Temmuz'a kadar indirip oynayabilirsiniz. Fena değildi oyun. Yani çok parlak değildi aslında serinin önceki oyunlarına göre ki ben Treyarch'ın yaptığı Call of Duty'leri çok severim. İşte World at War güzeldi, Black Ops 1 aynı şekilde, 2'yi de severek oynamıştım ben. Ki Treyarch aslında öncesi de vardır, Call of Duty'den öncesi. Hatta kurucularından biri de Türk'tür o firmanın. Öyle evet. Mi? 90'larda Die by the Sword diye bir oyunları vardı. Böyle şey, bir aksiyon oyunu, third person perspektifinden oynadığımız ve kılıçla falan böyle düşmanları işte dilimliyorduk falan böyle. O dönem için bayağı böyle güzel bir oyundu, enteresandı. Tabii bugün ne kadar oynanabilir bilmiyorum ama çok böyle güzel bir oyundu. Ben ayrıca severim yani Treyarch'ı ama bu geldiklerim nokta işte Black Ops 4'ü falan da beni pek heyecanlandırmadı. Black Ops 3 de hikayesi falan fena değildi aslında. Yani ikinci oyuna direkt bağlantılıydı senaryosu. İşte orada bir Raul Menendez denen bir herif vardı Black Ops 2'de. O işte böyle Amerikan dronlarını falan hackliyordu. İşte böyle bir saldırı gerçekleştiriyordu. Black Ops 3'te de işte ona karşı bu tarz drone harekatlarına karşı ve önlem olarak işte bütün ülkeler şey yapmışlar. Çok gelişmiş hava savunma şeyleri kurmuşlar falan böyle. Savunma sistemleri kurmuşlar. Onun için böyle hava kuvvetlerinin önemi azalmış. Ve böyle daha robot teknolojilerine falan ilerlemişler. Bir soğuk savaş hakim bu arada dünyada. İşte genelde düşman hatlarının gerisinde falan operasyonlar yürütüyor. Black Ops. Evet, Black Ops muhabbetinden zaten. İşte gizli ajanlar falan bu harekatları yönetiyor falan. Ve böyle robotlar falan kullanılıyor ordularda. Ki aynı zamanda işte gelişmiş insanlar, geliştirilmiş insanlar, biraz böyle cyborg süper askerler falan da var. Ve böyle bir şey teması var. Hani dünyada acaba robotlar dünyaya egemen mi olacak? Veya işte bu süper güçlü insanlar artık gelecek bunlara mı kalacak gibi bir korku da var. Biraz böyle Deus Ex teması da var. Abi transhumanizm teması ama çok derin işlenmiyor tabii. Ama oynanabilir yani. Güzel de fena olmayan da bir yere bağlanıyor. Ama bende şey vardı, biraz böyle bölüm tasarımları falan biraz bana özensiz geldi. Hem single player tarafında hem multiplayer tarafında Black Ops 3'ün. Ki Treyarch aslında seride de çok ikonik haritaları imza atmış bir stüdyo. Ama denenebilir, ücretsiz, zombi modu falan da var. Bence bir süre oyalayacaktır Call of Duty sevenlere, eğer hala oynamadıysanız. Evet, ve ücretsiz olması da büyük bir artı. Evet. Şimdi gelelim bu oyun ücretsiz olarak indirilebilen oyunlarına. Evet. İlki Heavy Rain, PlayStation evet. 4 için. İndirilebilir durumda. Evet, bu oyun flash oyunu desek yanlış olmaz herhalde. Aslında PlayStation 3 oyunuydu. 2010 yılında çıkmıştı. 2 sene önce PlayStation 4 cephesine de uyarlandı. Biraz gelişmiş görsellerle falan. Quantic Dreams'in oyunu, Fransız geliştirici ki başında David Cage var. En son kendilerini Detroit Become Human'dan tanıyoruz. Onu da incelemiştik Murat'la. Ben hala oynayamadım oyunu. Yani görme şansı elde ettim ama merak ediyorum. Bir fırsat bulursam Murat'tan diski alıp oynayacağım en yakın zamanda. Quantic Dreams önemli bir stüdyo. İşte ilk oyunları Omicron The Nomads oldu. Ben o benim için hala kişisel favori oyunlarından biridir. Çok farklı oyun türlerini bir potada eriten işte macera oyunu, rol yapma oyunu, first person shooter, hatta dövüş oyunu mekaniklerini bir potada eritip ben çok da ilginç bir hikayesi olan bir oyundu. Daha sonra Fahrenheit'i yaptılar ki o onun aslında biraz popülerlik kazandılar denebilir. O da bir de interaktif dramanın öncül oyunlarından biri oldu. Daha sonra Heavy Rain çıktı ki Heavy Rain aslında muhtemelen Quantic Dream'in en çok sevilen oyunudur. Ve hala da muhtemelen birçok insanın da en beğendiği Quantic Dreams oyunlarının arasında en beğendiği oyun Heavy Rain'dir. Daha sonra Beyond Two Souls'u yaptılar. O da yine benzer tarzda sinematik bir hikayenin anlatıldığı yine interaktif drama tarzı diyebiliriz buna. O da 2 ay önce PlayStation Plus abonelerine ücretsiz verilmişti. İşte en sonunda Detroit Become Human'ı yaptılar. Heavy Rain'den kısaca bahsedecek olursak hikayesinden biraz. Manyak bir katilin, çocukları öldüren manyak bir seri katilin cirit attığı bir şehirde
geçiyor ve 4 farklı karakterin gözünden oynadığımız bir oyun Heavy Rain. Bu ruh hastası herif öldürdüğü çocukların yanına kağıttan katlanmış figürler bırakıyor. Bunun içinde ismi Origami Katili olarak geçiyor, Origami Killer olarak geçiyor. Oyun dediğimiz gibi interaktif drama, etrafı keşfediyoruz. İşte etrafla etkileşime giriyoruz. Çok fazla çevreyle. Değil mi? Evet. Evet, gerçekten ki o dönem için de bir şeydi. Muazzam bir şeydi. Yani işte DualShock 3'ü kullandığımız, hı-hı, işte çeşitli aksiyonlar yapıyorduk falan. Diş fırçalama falan da bayağı. Onu hiç unutamadım. Değil mi? Bu DualShock'u sallayarak diş fırçalamayı. Bir oyunda herhalde ilk diş fırçalama deneyimi odur desek, evet. Yani daha önce var mıydı bilmiyorum ama yani enteresan bir deneyimdi o açıdan. Yine işte diyalogları ilerlettiğimiz ve çeşitli aksiyon sekanslarının da olduğu bir oyundu ki bu aksiyon sekansları daha çok doğru zamanda doğru tuşa basmak üzerine kuruluydu. Quick Time Events deniyor buna ki oyunlarda abartıldığı zaman da biraz sıkıcı olabiliyor. Can sıkıcı olabiliyor. Fahrenheit'te de bu çok yoğundu. Heavy Rain'de de öyleydi ama yani genel olarak deneyimin genelinde aslında çok göze batmıyordu. Heavy Rain önemli bir oyun dediğim gibi yani. Ama bazı eleştirilebilecek noktaları da vardı. Benim açımdan özellikle ki eminim oyun oynamış arkadaşlar da benimle aynı fikirleri paylaşacaktır. Biraz sürpriz oyuncuyu ters köşeye yatırma üzerine kurulu hikayesi biraz fazlaca hikayede boşluklara ve mantık hatalarına neden oluyordu. Ve David Cage daha sonra bunları açıklama konusunda çok başarılı olamamıştır verdiği röportajlarda. Benim o yüzden Heavy Rain'e biraz mesafeli yaklaşmaya başladım o dönemde. Çok severek oynarken biraz oyunun sonlarını biraz zekamla oynandığını hissettim açıkçası. Ama tabii oyunun yaptığı iyi şeyler de vardı. Mesela işte o aciliyet hissi, oyuncuya verdiği aciliyet hissi, işte karar verdiğimiz kararların oyunun sonunu etkileyebileceği illüzyonunu çok iyi yansıtıyordu ki aslında verdiğimiz kararlar bayağı etkiliyordu. Yani 4 karakterden bahsettim. 4 karakteri yönetiyoruz oyunun farklı aşamalarında ve bunları verdiğimiz kararlar bunların ölümlerine yol açabiliyordu mesela. Bunu iyi başarıyordu ve akılda kalıcı sahneler de vardı oyunda. Bugün bile hala hatırlayabileceğim ki kaç sene oldu oynayalı. Yani genel olarak güzel bir oyundu aslında ama benim için işte biraz hikaye anlatma konusunda biraz işte sanki sürprize odaklı değil de oyuncuyu şoke edelim fikri üzerine değil de daha mantıklı ayakları yere basan bir hikaye anlatmaya çalışsaydı belki gerçek bir klasik olabilirdi Heavy Rain ama bence orada kaçırdı ipin ucunu. David Cage'in aslında ben biraz şey olarak görüyorum. David Cage'in Seven denemesi. David Fincher'ın meşhur filmi vardır ya. Hı hı. Hani ama iyi ki hani oyunlarda filmlerdeki kadar detaylı derin hikayeler aramıyoruz. Yani iyi anlatımlar aramıyoruz. Çünkü eğer öyle olsaydı muhtemelen David Cage'i ıslak sopalarla falan kovalarlardı yani. Bu açıdan beni hayal kırıklığına uğratmıştı oyun sonunda. Ama yine de herkesin oynaması gereken. Önceki neslin en önemli oyunlarından bir tanesi. Tabii işte yani bu tarz oyunların önünü açan oyun denebilir. Hani ilk örneği değildi belki ama geniş kitlelere yayılmasını sağlayan ve herkesin erişip oynayabileceği, erişilebilir de bir deneyimdi. Kolay hazmedilebilen bir deneyimdi. O açıdan çok başarılıydı. Tabii bu tarz oyunların kutsal kasesi değil belki ama herkesin mutlaka oynaması gereken oyunlardan biri olduğunu düşünüyorum ben. Öyle yani bence bu fırsatla da herkes oynasın, evet. Oynamamış olanlar varsa hala bence ya da önceki nesilde oynamış olanlar olabilir PlayStation 3'te, PlayStation 4'te hala almış olanlar olabilir. Tekrar da oynanabilir bence. Yeni grafiklerle. Yani çok süper fark yok arada ama farklı tercihlerle, farklı bir oyuna farklı bir yön vererek kesinlikle tekrar oynanabilir. İkinci oyun PlayStation 4 için yine Absolver. Evet, bu bayağı güzel bir oyun. Yakın dövüş sanatlarına odaklanan bir aksiyon oyunu. İlk çıktığı dönemde Dark Souls'la falan çok kıyaslandı. Hakikaten de aynı DNA'yı paylaşıyorlar. İşte kaçınma, dodge mekaniği işte olsun, stamina yönetimi olsun, animasyonlar, dövüş sistemi olsun. Gerçekten benziyor ama kendi karakterinin tonunu da ortaya koyabilen bir oyun. Kesinlikle. O açıdan başarılı. Yani animasyonlar akıcı, o işte dövüşün akışını falan böyle çok hoş yansıtıyor. Böyle hafif uzak doğu dövüşlerini de böyle yer yer işte ondan esintiler de görüyoruz. İşte karate, kung fu şeyleri falan böyle. Çok anladığım bir şey değildir benim hani uzak doğu dövüş sanatları ama o şeyi hissettim öyle izlediğim filmlerden böyle sahneler gözümde canlandı oynarken. Tabii kılıç falan da var oyunda. Hani sadece şey yumruk yumruğa dövüşe odaklanmıyor ama çok daha arka planda kalıyor. Yani genel oyunun genel odak noktası yumruk yumruğa dövüşler. Zor, alışması da zaman alan bir oyun aslında. Biraz zaman vermemiz gereken oyunlarda aynı Dark Souls serisi gibi. Mesai istiyor alışmak için. Evet.
Aslında iki tuşla oynuyoruz oyunların. İki temel saldırı tuşu var ama stanslar falan var, duruşlar. Yani karşımızdaki rakibe göre bir pozisyon almamız gerekiyor. Ve hani o duruma göre bir işte ne bileyim bacağına mı çalışacağız, suratına mı çalışacağız? Onu işte biraz o anda karar vermemiz gerekiyor falan. O akışı içinde dövüşün. O açıdan güzel. Bir karakter geliştirme şeyi falan da var. Seviye atlıyoruz. Yeni hareketler öğreniyoruz ki ben o mekaniği bayağı ödüllendirici buldum. Yeni hareketleri ki oyunun başında aslında 3 farklı dövüş stili seçerek başlıyoruz ve bu bize bazı temel saldırı hareketlerini getiriyor beraberinde. Ama daha sonra işte dövüştükçe farklı düşmanlarla yeni saldırılar öğreniyoruz. Bunun için de işte karşıdaki düşmanın yaptığı saldırıyı önce bir bloke etmemiz lazım. O saldırı öğreniyoruz öyle. Çok güzel ödüllendirici bir sistem. Yani uçan tekme atmadan önce bir suratımıza bir tane yememiz gerekiyor. Aynı gerçek hayattaki gibi. Bu bayağı ödüllendirici güzel bir sistem ama tek eksi noktası çok fazla hareket öğrenmek istiyorsak biraz fazla grind'a dönüyordu oyun. Evet. Bu da bazı oyuncuları uzaklaştırabilir. Yani biraz fazla uğraşmak gerekiyordu her hareketi öğrenmek için. Ama yine kendi akışı içerisinde oyunun kendi temposuyla da oynadığımız zaman gayet keyif alıyorduk. Oyunun bir hikayesi falan da yani çok ben anlayamamıştım hikayesini. Çok böyle bir anlatımı yok. Bir maske takıyoruz ve tuhaf bir maske takıyoruz oyunun başına ve başka bir dünyaya gidiyoruz. Orada da işte karşıda çıkanları tokatlıyoruz. Sanki kendi atma derdi olan gibi bir oyunda değil ya. Değil evet. İşte karşıda çıkanları dövüyoruz işte pataklıyoruz. Sonra bir boss geliyor. Boss'u dövüyoruz falan. Böyle güzel, tatmin edici, kolay hazmedilir. Kesinlikle. Şeyi yani hikaye olarak böyle içinde derin anlamlar aramayacağımız Souls serisindeki gibi. güzel bir oyun. Multiplayer tarafı da var tabii. Böyle oyunda dolaşırken, oynarken hani etrafta dolaşan insanları da görebiliyoruz. Gelip bize saldırabiliyorlar falan. Oyunun online boyutu da var yani böyle. Tabii istersek offline de oynayabiliyoruz. Çünkü eğer oyuna yeni başladıysak ve çok iyi de oynayamıyorsak çok kesinlikle adamlar gelip evet, tokatlıyorlar. Co-op mekaniği falan da var oyunda. Güzel bir oyun yani. Oynamadıysanız bence kesin oynamak gerekiyor. Hatta bence Heavy Rain'den daha da güzel bir seçim olmuş Absolver. Kesinlikle. Çok farklı bir oyun. Bence de kesinlikle evet. Bir göz atılması en azından. Sevilmese evet. Bile sonrasında. Ne öneriyoruz? Kesinlikle. Şimdi sırada PlayStation 3 oyunları var. Evet. Rayman 3 HD PlayStation 3'e geldi. Evet. Michel Ancel'in uzuvsuz süper kahraman Rayman. müthiş bir seridir. Çok iyi bir platform oyun serisidir. İşte gerek sıcak mizahıyla, gerek işte görsel diliyle, görsel tasarımıyla, sanat yönetimiyle falan hem de oynanışıyla muazzam bir seri. Rayman 3 de bu serinin en iyi oyunlarından biri diyebiliriz. Aslında Rayman 2'dir benim kişisel favorim. Ki o 1999'da piyasaya çıktığında 3 boyutlu aksiyon platform oyunlarını aslında böyle yeniden tanımlamıştı. Bir mihenk taşı değil mi o? Tabii mihenk taşıdır. Yani yenilikçi fikirleriyle, yenilikçi oynanış fikirleriyle falan. Rayman 3 de biraz bunun üzerine çıkan bir oyun. Bunun üzerine inşa edilmiş bir oyun. Biraz fazla aksiyon sekansları vardı. Ben o yüzden Rayman 2 kadar beğenmemiştim. Oyunu PlayStation 2 döneminde oynamıştım ben. 2003'tü yanlış hatırlamıyorsam çıkış tarihi de. Ben 2003-2004 gibi oynamıştım. Ama çok güzeldi tabii yine. Yani o müthiş formülü yerindeydi. Yani tekrar tekrar oynanabilir bir oyun aslında. Yani 12-13 saat sürüyordu oyun. O dönem için biraz kısa sayılır. Yani bugün 13-14 saat falan. Öpüp başımıza koyacağız artık. Aynen öyle. Bugün 4-5 saat artık kısa diyoruz. Evet. Hani 13-14 saat bayağı uzun oyunlar kategorisine giriyor. O zaman yani biraz kısa bulunmuştu. Bana da kısa gelmişti ama tekrar tekrar oynama işte toplayamadığınız şeyleri toplama. Mini tekrar... oyunlar vardı değil mi? Bir de bolca. Evet. Çok şeydi, güzeldi o açıdan. Yani tekrar tekrar oynayabiliyorduk. Güzel bir şey olmuş Rayman 3. Benim ekleyeceğim ufak bir şey var. Hı-hı. Bu oyunla ilgili hatırladığım kadarıyla kamera açıları bizi biraz darlıyordu. İşte 3 boyutlu olmasının şeyi. O zaman da 3 boyut hani yeni artık yani bugünkü gibi çok kullanılan bir şey değildi. Bir acemilik de vardı. Yani evet, hafif bir zorluk vardı. Bizde de acemilik vardı. Evet, geliştiricilerin olduğu doğru. Kadar bizde de aynı acemilik vardı ama mesela Rayman 2 o açıdan daha iyiydi. Evet. Sonradan çıkan Rayman 3'te biraz bu tarz problemlerin ben de hatırlıyorum olması. Çok benim canımı sıkmamıştı ama yani şeydi, iki kadar iyi yapılmamış hissi vardı. O kadar özensiz, biraz daha özensiz gelmişti 2'ye kıyasla. Ki arada 4 yıl vardı iki oyun arasında. Ama yine de güzel bir oyun. PlayStation'ın sahibiyseniz bence bu oyun kaçmaz oyunu. Kesinlikle güzel bir nostalji. Evet. Ha, unutmadan şeyde falan da vardı Rayman 3. Engage'de falan. Engage'de evet, vardı. Evet. Hatta şey, böyle değildi tabii ki. Tabii iki boyutluydu. Game Boy Advance'de de vardı. Yani Game Boy'da mı vardı? Evet. Ama Engage ilginç. Yani Nokia'nın o evet.
başarılı mı desek, başarısız da aslında ama hani güzel de bir fikirdi o oyunlu telefonu, oyun şeyi. Çok acayipti ya. Evet. Engage. Bir gün belki de Engage ile ilgili bir olabilir. Sohbet yapabiliriz. Evet, olabilir. Şimdi gelelim Vita oyunlarına. Zero Escape, Zero Time Dilemma. Evet, bu Kotaro Uchikoshi'nin çok sevilen Zero Escape üçlemesinin son oyunu, macera oyun serisi. Bu oyun serisinde Zero adlı bir manyak tarafından kaçırılan 9 karakterin hikayesini görme şansını elde ediyoruz ve bu adamlar, bu kaçırılan insanlar ölümcül bir oyun içinde buluyorlar kendilerini. Nereden hatırlıyorsun bunu? Testere mi? Evet. Ona biraz benziyor. Aslında yani çok da benziyor denemez aslında. Oyunu oynadığınız zaman, şimdi spoiler vermem, yani çok benziyor ama temel olarak çok benziyor. Aslında bu ölümcül bir oyunda, ölüm kalım oyununda kapana kısınma şeyi de aslında testereyle çıkmış bir tema değil aslında. Daha çok eskilere dayanan bir şey ama ilk akla gelen şey testere. Ama çok güzel bir oyundur bu. Ben DS'de oynamıştım serinin önceki oyunlarını. Daha sonra 3DS'de bu üçüncü oyunu oynadım. Keşke aslında 3 oyunu birden verselermiş. Daha güzel olurmuş. Güzel bir seri. Böyle visual novel tarzı, işte çizimleri, anlatımı falan çok kaliteli bir macera oyunudur. Bence güzel bir seçim olmuş. PlayStation Vita sahibiyseniz bence bu ay bir deneyin. Son oyun PlayStation Vita ve PlayStation 4 için Space Overlord. Evet, bu beni en az ikna eden oyun oldu. Yani çok parlak görünmüyor oyun. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Ben de çok ikna olmadım. Evet, bir gezegenin üzerinde oynuyoruz. Böyle arcade shooter soslu bir oyuna benziyor. Çok farklı bir kamera açısı var. Evet. Şehirleri falan yok ediyoruz böyle ama böyle devasa, yani bir gezegene göre devasa bir karakteri yönetiyoruz. Kendi gezegenlerimizi yapıp paylaşabiliyoruz diğer insanlara da. Zaten oyunda PvP tarafı da var. Yani bilmiyorum, beni çok ikna etmedi. Çok iyi görünmüyor. Yorumlar da çok iyi değil oyunla alakalı. Ama yine de bir merak edip bakılabilir. Sonuçta ücretsiz olarak evet, veriliyor. PlayStation Vita sahibiyseniz ve PlayStation 4 sahibiyseniz indirip oynayabilirsiniz. Evet, oyunlar bu kadar abi. Evet, oyunlar bu kadar. Kısaca indirimlerden bahsedelim. İndirimler devam ediyor PlayStation Store'da. Şu an 3 aylık PSN Plus aboneliği %25 indirimle 56 lira alınabiliyor. Ama yıllık da 180 lira. Yani yıllık daha avantajlı görünüyor yıllık. İndirimlerde şöyle bir durum var. Sony'nin kendi oyunlarında, işte yeni çıkan God of War mesela, orada bir indirim yok. Yine işte Gran Turismo gibi, yani Sony'nin kendi oyunlarında bir indirim göremedim ben. Tabii PSN, PlayStation Store'da çok fazla, çok sık indirimler oluyor. Daha geçen 1-2 ay önce God of War 150 liraya kadar düşmüştü zaten. Yine beklenirse yine o fiyatları düşecektir ama ben biraz gözüme çarpan indirimlerden bahsedeyim. Persona 5 var. Şu an 156 lira oyun indirimli ama PlayStation Plus abonesiyseniz 104 liraya iniyor. Ki bence Persona 5 geçen senenin en iyi 5 oyunundan biriydi. Belki en iyi oyunu değildi ama geçen yılın en iyi 5 oyunundan biriydi benim için. Güzel bir deneyim. Eğer JRPG de seviyorsanız bence kesin bir göz atın. Güzel de bir hikaye anlatıyor. Oynanış mekanikleri falan da güzel. Biraz bir ilk 10 saati falan oyunun biraz çizgisel ama daha sonra bayağı açılıyor. Serinin de bence en iyi oyunlarından biri olmuş. Yani ben 3'ü 4'ü biraz daha fazla sevmiştim ama bu da bayağı güçlü falan, yani özellikle bir takım politik mesajlar da içermesi oyunun hoşuma gitti. BioShock paketi var. Bütün oyunların olduğu ve bütün DLC'lerin olduğu, hani birinci oyun, ikinci oyun ve Infinite'in, o da 60 lira o da. O da eğer hala oynamadıysanız seriyi bence bayağı iyi. Zaten çok muazzam bir seri. 60 lira da iyi bir fiyat. Evet. Yakuza Zero var. 49 liraya düşmüş o da. O da serinin öncesine gidiyor. İlk oyunu. Daha yakın zamanda çıkmış olmasına rağmen oyun. 2015'ti yanlış hatırlamıyorsam. Şu an 49 liraya alınabiliyor. Yakuza 6'ya da indirim yok. Son oyunu serinin. O Monster Hunter World'da bir indirim bekliyordum. Onda indirim yok. Yine dediğim gibi Horizon Zero Dawn'da falan da yok indirim. Ama Complete bütün işte DLC ile beraber almak istiyorsanız 150 lira kadar ama bence beklerseniz indirime girecektir. Dediğim gibi çok sık indirim oluyor PlayStation Store'da. Detroit'te de yok değil mi? Detroit'te de yok. O zaten nispeten yeni bir oyun. Ama belki bir %10-%20 girebilir diye düşünüyordum ben ama onda da bir indirim yok. Uncharted'da da yok mesela. Uncharted 4'te ve Kayıp Miras'ta da yok. Ama Uncharted 1-2-3'ün yeniden remaster halleri PlayStation 4 için onlar da 20 liraya düşmüş. Her biri 20'şer lira. Alınabilir oynamadıysanız. Wolfenstein, The New Order ve Old Blood var. Onlar da 17'şer lira. Bence alınabilir. The New Colossus'ta indirim göremedim. Ama 17 lira. Bu iki oyunu oynamadıysanız
bence İyi güzel fiyat. Güzel bir shooter oyunu. FIFA 18 var. O da 59 lira. O zaten ömrünün son zamanlarında oldu. Evet, artık son dönemlerine girdi. Yenisi geliyor zaten. Zaten Dünya onun Kupası heyecanı için belki. Belki anılabilir değil mi? Ya o da gerçi son maçlar da fena değil Dünya Kupası'nda. Hani evet, o bayağı değişik olaylar oluyor. Evet, Japonya-Belçika maçı falan beni bayağı heyecanlandırdı. Valla başka da gözüme bir şey çarpmadı. Shenmue 1 ve 2'nin remastered'ı daha çıkmadı. Ama konmuş şu an pre-order edilebiliyor ve orada da PlayStation Plus abonelerine ufak bir indirim var. 164 lira yerine 147 lira. Eğer oynamayı planlıyorsanız, Shenmue 3'ü de bekliyorsanız bence bu da değerlendirilebilir. Çünkü yakın zamanda indirime girmez. Daha çıkmadı zaten oyun. Pre-order. Yani yine de siz de bir bakın. Yani gözünüze çarpan güzel oyunlar olabilir. Güzel bir indirim serisi. Ki zaten PlayStation Store'da çok sık indirim oluyor. Öyle, benim notlarım bu kadar. Senin var mı ekleyecek bir şey? Yok, teşekkürler. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.